Selamun aleyküm efendim. Telefon geldi, yine kesildi. YouTube canlı yayına geçeceğim birazdan da. Politik kesimi burada konuşayım diye ayırmıştım. Tasavvufta sadece tasavvuf konularını konuşalım ve polemik yapmayalım, siyasi polemiğe girmeyelim diye bir karar almıştım. Şu anda ne olduğu konusunda birkaç gündür bana sürekli soruyorlar ve paylaşımlar geliyor. Ben de AK Parti belediyelerine neden Erdoğan darbe yapıyor? Neden belediye başkanları bir bir istifa ediyor? İzah edeyim dedim. Çünkü ben olayların detaylarını efendim aslında bilmiyorum. Öyle benim haber kaynaklarım falan direkt veya endirekt var ama olaya ben biraz Peygamber Efendimiz'deki asr-ı saadet, sonsuz nurun inişi ve daha sonra 30 yıllık süreçten sonra Hazreti Ömer'in vefatından sonra nifak kapısının açılması olarak bakıyorum. Yani Cemel vakası, Sefin vakası, Kerbela. Dün Kerbela'yı anlattım. 2-3 gündür anlatıyorum. Kerbela'nın detaylarını verdim ki ve Kerbela'dan sonra neler yaşandığını verdim ki bundan sonra what is next diye soranlara cevap veriyorum. What is next olduğu belli. Önce şunu kabul edeceksiniz. Hizmet hareketi Ehl-i Beyt hareketidir. Ehl-i Beyt yolunda Hazreti Ali'nin yolunda olan bir yoldur. Seyitler cemaati hizmete destek verecektir. Bu zulümlerin olmasının hikmetlerinden bir tanesi de Mehdiyet'in 3. aşamasında Seyitler cemaatinin desteğini hizmetine almak durumunda olması, zorunda olmasıdır. Bunun da şefkat niyetinde, şefkat attraction'ı diyelim, şefkat-ı Kur'an'ı bakımından Resulü Muhammed'in o asil seyit ve şerif soyu soyları gelecekler, diyecekler ki Hüseyin'in makamında hizmet var, Fethullah Gülen Hoca Efendi var, hizmet erenleri var. Dolayısıyla bizim onlara destek vermemiz lazım diyecekler ve destek verecekler. İttihat-ı İslam'ı da zaten bütün dünyada işte bu zulümler kuracak. Yani şefkatle, sevgiyle kuracak ancak zulümler olmadan, travmalar olmadan bunlar olmazdı. Bu şekilde bakmak lazım. Siyasi iktidar yoluyla değil bu iş. Üstad yazmış yani. Osmanlı'yı kurmadan Osmanlı'yı kurmak gibidir Mehdiyet hareketi. Şeriatı getirmeden şeriatı getirmek gibidir. Siyaset yapmadan siyaset yapmak gibidir. Anlamadınız mı? Zaten pek çokları anlamadı. Çünkü üçüncü harekette kahtaniyet vardır. Belki kahtani de vardır. Ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz tabi. Ökrakacılar, bu iş kumpası kuranlar kahtani kim olduğunu arayıp duruyorlar. Bana soruyorlar. Ben gariban, safi bir dervişim. Ne bileyim. Yani diyorlar senin kulağın deliktir. Güya avlayacaklar. Bunlar avcı ya. Efendim avcılar korkak olunca avına avlayamazlar. Ötlek bunlar. Korkaklar. Dolayısıyla Erdoğan korkan ötleğin teki. Rahmetli demeyeceğim. Laslı Yılmaz 2009'da güzel bir tespitte bulmuştu. Bizim efendim Tophane'de nargile sohbetlerimiz var. Erhan Başvurt'la Muhtin Ertaş'la. Ben İstanbul'a el geldiğimde Arif Arslan da gelirdi. Şu anda havuz medyasında dolaşıp duruyor. Herkesi tanıyoruz değil mi? Faruk Aslan gelmiş. Yani benim tercihim değil. Rahatsız buluşma merkezi Tophane'deki nargileciler. Sabah kadar sohbet, muhabbet. AK Partililer o da zaten. Bunlar 24/7 odalar yani sanki. Hiç nargilecilerden çıkmıyorlar. Gidelim, gelelim. Dedi ki, Erdoğan dedi, ötlek bir timsah. Pardon. Timsah gözyaşları döküyor ama zoraki pehlivan dedi. Düzelti. Havuzda dedi, timsahlardır. Ve Erdoğan yüzmeyi bilmeyen bir kaptan. Reis. Hizmet atmış dedi havuza, bu timsahlarla yüzsün. Erdoğan yüzmeyi bilmiyor. Herkes bildiğini zannediyor. Ya boğulacak, ya timsahlar yiyecekler Erdoğan'ı çiğ çiğ. Hizmette bunu seyrediyor.
çok hayır değil dedi. Zulmediyorsunuz dedi Rasi. Ya Rasi dedim, güzel tanımlama yapıyorsun da bu nagilecilerde dolaşa dolaşa senin kafan bulanmış, zihnin dumanlanmış. Hizmet dedim, ne yapsın? Her şeyi açık ve net bir şekilde yapıyor. Zulüm ortadan kalksın çünkü cihan zulümle dolmuş. Müslümanlar Türkiye'ye gözlerini dikmiş. Hayal kırıklığına gerek yok. Erdoğan bir hayal kırıklığı projesi olarak zihinlere katılacak. AK Parti hırsızlar, teröristler grubu. Dedi kendine dikkat et. Bunlar dedi herkesi satıyor. Bak Mehmet Baransu'yu satmaya yansanıyorlardı. Sattılar zaten. Mehmet Baransu 2009'da henüz satılmamıştı. Ahmet Altan falan arkasında duruyor ama dedi. Ahmet Altan koruyamaz Mehmet Baransu'yu. Zaten arkasında hizmet de yok. Hizmet de kurumuyor. Hiç salmıyor da. Mehmet Baransu'yu çiğ çiğ yiyecekler. Mehmet Baransu'nun yazdığı işte Önder Aytaç'ın Emel Uslu'nun kitaplarını bana verdi de okur bakayım dedi. Bunları yayınlasak mı, yayınlamasak mı? Düşünüyor. Ben de göz geçiriyorum. Yani ben hızlı editörüm efendim, çok hızlı. Bakıyorum şöyle. Çıkardığı ve çıkaracağı kitaplara. Dedim, Rasi, ateşle oynuyorsun. Bu adamlar hırsız ve çok büyük çaldılar. Sene 2009 yani. Ve bu hırsızlığı korumak için her türlü domuzluğu yapacaklar. Yani domuz ol deseler domuz olacaklar. Kafir ol deseler kafir olacaklar. İslamiyet'i de satarlar. Analarına, babalarına satarlar. Bacılarına satarlar. Böyle ahlaksızlar. Siyasi İslamcı yabazları sen tanımıyorsun dedim. Herhalde tanıyamam. Bizim hizmetteki arkadaşlar bilmiyorlar bu siyasi polemikleri ve kendi işlerindeki durumu. Çok steril ortamda yaşıyorlar. Yani kendi cennetlerinde yaşıyorlar. Dışarıdaki insanlarla irtibatları, insan ilişkileri aslında çok sanıldığı gibi güçlü değil. Gösterilmemek olarak şovlar yapılıyor, işte insanlar bir araya getiriliyor, abat platformudur. Bir sürü şeyler, etkinlikler yapıyorlar ama çok fazla etkinlik yapmaktan insanlara ilgilenmeyi unuttular. Dava adamı yetiştirmeyi unuttular. İnsan ilişkileri çok maskeli dedim. Yani dolayısıyla bu patlayacak dedim bu süreç. Yani cerahat patlayacak. Ama bu cerahat patladığında dikkat ettim kendine. Hayatta kalmıyor. Sen beni merak etme. Ben kanalizeyim. Ben her halükarda yırtmayı başaracağım. Dedi kendine dikkat et dedi. Bu adamlar dedi. Biz kanalizeyiz. Çoktandır rahatsız edin. Ben 1985'ten beri kanalizede olan bir adamım. Ölmüş, ölmüş eşek. Kurttan korkmaz demişler. Biz zaten kelle koltukta savaşıyoruz. Yaklaşık 33 yıl olmuş. 40 sene geçse kelle koltukta savaşmaya devam edeceğiz. Hak ortaya çıkana kadar, batıl zahir olana kadar. Hak her şeyin üstündedir. Allah'ın her hak ismi her şeyin üstündedir. Allah Rahman'dır. Allah'ın zıttı yoktur. Bilinemez. Her şey haktır, hakkı gösterir. Her şey Esma-ül Hüsna'nın tecellisidir, tezahürüdür. Dolayısıyla şu anda El-Mutil çıkmış ortaya dedim. Şeytan tecellisi ortaya çıkmış. Süfyan Erdoğan da tecelli etmiş. Tanrıları neye tapıyorlar? The fake God, false God. Yani dolayısıyla dedim, bırak tapınsınlar. Biliyorsun, putları ben kırmayı seviyorum. Ve putları kırmak için de bazen Hazreti İbrahim gibi 360 putu kırıp baltayı büyük putun boynuna asmak gerekir. Büyük bir Erdoğan oluyor. Nemrut bir rejimin adıdır. Şuanızın İslam'da Masonlar kayıp oluyor. Büyük bir genelleri oluyor. Bunlar dedim gizleniyorlar ve Erdoğan'a şişirdiler balon gibi büyük süfyanı en büyük put yaptılar. Diğer küçük putlar da orada biz de Tanrı'yız diye dolaşıyor dedim. Gat ve Gadiyesler var Türkiye'de. Çok zekiler dedim yani. Küçük putları kıralım. Onlarla başladık işe.
Büyük putu kıramıyoruz, çok büyük. Yani baltamızın boyutu da yetmiyor. Küçük bir baltamız var. Hazreti İbrahim'in baltası da çok büyük değildi yani. Ne yaptı Hazreti İbrahim? Baltayı büyük putun boynuna astı. Büyük put dedi ki, kim yaptı? O yaptı. Ben yapmadım. Tevriye yaptı. Yalan söylemez yani Hazreti İbrahim. Ben de yalan söylemem. İbrahim dedim, işini biliyormuş. Ve AK Parti'nin belediye başkanları, AKP'nin, AK Parti öldü, AKP istifa diyormuş. Kadir Topbaş başladı, Balıkesir, Bodu gidiyor. Bodu belediye başkanı demişti, ben bir partinin anasıydım. Öbürü demiş, ben babasıydım. Öbürü demiş, ben bacısıydım. Öbürü demiş, ben ninesiydim, dedesiydim. Kardeş, torun da var mı? Torba da var mı? Nedir bu ya? Hepsini kesiyorlar şimdi. Erdoğan kutsal rehine. Kutsal rehine. Kılınçak grubunun rehinesi. O da masonlara çalışıyor. Kendisi mason ve iyi yuvacanı olur. Aynı Adnan Oktar gibi. Mason. Bütün patrolleri hainler birbiri işbirliği yaptılar. Maskelerini de çıkardılar. Dolayısıyla maskesiz bir şekilde artık maskeli darbe süreci devam ediyor. 15 Temmuz tekrar maske takmak istediler ama biz maskeleri sevmiyoruz efendim. 15 Temmuz'un maskesini yırtmak, parçalamak için cızık atıp duruyoruz. Maske parçalandı. Bütün şeytanlar ortaya çıktı. Artık açık açık göstere göstere yıkıyorlar. Melih Gökçek'in istifasını istemişler. Kardeşim, Melih Gökçek istifa etmez. O zaten AK Parti'ye de girmek istemiyordu. Parti kuracaktı. Sonra baktı ki askerler ne diyor? MGK'nın masonları ne diyor? Çünkü Melih Gökçek eskiden beri onlarla ortak. Ortak şirketleri var, para var. Cem Uzanlar'ın 500 şirketi vardı. Melih Gökçek'in 5000 tane var. Askerlerle ortak. Beraber yapıyorlar hırsızlığı. İşte endüstriye silahları beraber satıyorlar. Askeri ihaleleri sabıyor ya Melih Gökçek. Niye Ankara'da kimse devremiyor? Erdoğan da devremiyor. Büyük bir balık yani. Perinçek herkesin kellesini aldı. Melih Gökçek'in alamıyor. Melih Gökçek efendim tövbeci olmaya karar vermiş. Şimdi tövbe, Teva Binler hareketi var. Ehl-i Beyt'e küfredince, Hazreti Hüseyin'i şey edince, tövbeciler cemaat oluşmuş küfede. Şimdi Türkiye küfe oluyor. Küfeliler ağlamaya başlamışlar. Zulümler artınca tabi Yezid çok faydalı olmuş yani. Tövbeciler de tövbe ediyormuş. Biz bu eşekliği, o öküzlüğü niye yaptık? Biz katırız, biz efendime söyleyeyim cehennemin dibinde yanacağız. Tövbe tövbe. Niye hizmeti yok etmeye çalıştık? Niye bu melek gibi insanlığı? Kızım, senin ne zaman ders çalıştığını bilmiyorum. Tamam. Five minutes. Kızımdan 5 dakika aldık. Ders çalışıyormuş kaldı da. Bizim yayınlar da böyle kesiliyor. Ya oğlan kesiyor, küçük oğlan Muhammed Salih. Ya hanım kesiyor, ya kız kesiyor. Ya da Ali Alperen kesiyor. Evden yayın yapmak işte böyle zor bir şey. Neyse, aşağıya medya stüdyosunu kuruyorum. Ses izolasyonunu da halletmem lazım. Işıkları yarın düzeltiyoruz. Nerede kalmıştık efendim? Bizim gibi garibanlar kaldı böyle. Bireysel gazetecilik yapan, bireysel akademisyenlik yapan. Ne üniversite bıraktılar, ne medya bıraktılar. Emlakçıları sadece önce sattılar. 50 bin tane. 50 bin. Hepsini gördünüz efendim. Hepiniz oradaydınız. Medyayı birer birer kapattılar. Bahane, gerekçe uydurmak kolay. Adam çalmış efendim. 300 milyar dolar çalmış en büyük çalanı. En küçük çalanı da yani kaç milyon dolar. Melih Gökçek ikinci büyük hırsız. Tabi bu hırsızlar görünmeyen hırsızları koruyor. Askeri vesayetin masonlarıyla beraberler, ortaklar. Zulümleri beraber yapıyorlar. CHP de var işin içinde, MHP de var. Hepsi var. Hepsi orada efendim. Sonra diyorlar %93 hırsızlığı onaylayan bir küfeliler toplumu oluştu. Nasıl oldu bu? Hizmet erenleri çekilince, sigortalar atınca böyle oldu efendim.
doğruları, dost doğru söyleyen hizmet vardı, başka kimse yoktu. Ama kimse inanmıyordu. Türkiye, Hüseyin'in makamında olan hizmeti görmemek için direndi. Direndi, direndi ve patladı. Böyle olması da gerekiyormuş. Çünkü hizmet yumuşaklıkla, tatlı dille, makul projelerde insanları birleştirerek, medyasıyla, yurt dışındaki okullarıyla, Türkçe olimpiyatlarıyla, avant platformuyla her zeminde anlattı efendim. Anlattı hakikati. Ortak köprüler kurdu, barış köprüleri. Barış dedi, sevgi dedi, aşk dedi. Hizmet kin ve nefret demedi. Elinde silah dolu, terör örgütü olanlar PKK gibi daha çıkar efendim. Erdoğan gibi, MİT gibi, Ahraşan gibi, böyle Akminister gibi, Höf gibi, Pöf gibi şeyler kurar. Hizmetin böyle bir misyonu. Hizmetin misyonu Ehl-i Beyt'in misyonudur. Yani Alevler de hizmetin arkasında destekleyecekler. Seyitler de destekleyecekler. Hakiki İsevler de destekleyecekler. Hakikat ehli, hak peşinde olan herkes hizmetin vizyonunu, misyonunu destekleyecek. Dinsizler öbür tarafa geçiyorlar. Allah'ı Allah için sevenler, inançlı olan insanlar da hizmetin yanına bulunuyorlar. Dünya iki kutba ayrılıyor. Dinsizler ve Allah için Allah'ı sevenler. Bu durumda dinsizler kanadına geçen Rusya'yla Şangay Beşlisi'yle işbirliği yapan, Çin'le işbirliği yapan, Doğu Perinçek'in aklına uyan ve kuyuya inen Süfyan Erdoğan, Göktürk Süfyanizm Komitesi Masonlara ve kim işbirliği yapıp destekledikse hepsinin Allah belası verir. Cehennemin dibinde ebedi yansınır. Beddua ediyoruz. Ve beddua etmek konusunda çok istikrarlı bir süreçteyim efendim. Hiç hayatımda bu kadar beddua etmemiştim. Ağzıma beddua almayan bir insandım. Halim, silim, kendi halinde. Her gün beddua ediyorsunuz herkese. Zilme uğrayan Kürt'ü de beddua ediyor. Alevist de ediyor. Solcusu da ediyor. İyi insanlar beddua ediyor. Dolayısıyla bu mafya devletinin yapmış olduğu insanlık dışı, insanlığa karşı olan zulümlerin bu şekilde Allah'ın izniyle, inayetiyle yok olacakları ve lelebet gömülecekleri, bu suçlara karışanların da nidamet getirip de kapçonla beraber bekliyorsunuz ama çok arsızlar. Edenler olacaktır. Şimdi Melik Gökçe'nin medyası AK Parti'ye karşı savaş açmış. Çünkü istifasını istemişler. Melik Gökçek de ikinci bir hırsız. Böyle istifa etmeye falan niyeti yok yani. Alternatif koymuşlar. Melik Gökçek Erdoğan ölünce alternatif olur diye. Askerler arkasında efendim. Pelinçek'in yiyemeyeceği bir balıktır. Saldıray belki yemez o balığı. Uşuyorlar. Melik Gökçek'in ne zaman istifa edeceğini sadece Melik Gökçek bilir. Eşi bile bilmez. Oğlu da bilmez. Melik Gökçek ile Allah arasında çok sıkı irtibat var efendim. Direkt Allah'a bağlıdır. Dolayısıyla arada bir tek Mason komitesi var. Yani askeri vesayetin Mason komitesi var. Başka aracı yok yani. Önce onlara soruyor ne yapayım diye. Sonra da Allah'a dua ediyor. Allah'ım iktidarımı faydalı eyle. Hırsızlıklarımı daim eyle. Allah'ım Erdoğan zulümünden beni koru. AK Parti'den istifa etmem gerekiyorsa ederim ama belediye başkanından istifa etmem. Hırsızlığın daim ve kayyum olsun diye dua ediyor ve Mason komitesi de onaylıyor. Mühürü vuruyor. Dolayısıyla Melik Gökçek istifa edebiliyor. Diğer bütün belediye başkanları edebilir. Melik Gökçek istifa etmez. Tanırım kendisini. Şahsen de tanırım. Çevresindeki insanları da tanırım. Erdoğan da kusuyor efendim. En büyük kut benim. Başka kut istemiyoruz. Hepsini kırmamız lazım. Ama Melik Gökçek öyle kendisini kırdırmaya falan niyeti yok. Tövbeci olacaklar tabii. Tövbeci. Biz bu eşekliği niye yaptık? Hizmete Ehl-i Beyt'i niye kırdık, döktük? Oy oy. Biz ancak şeyci olursak kurtuluruz falan. Tövbeciler cemaati var. Hazreti Hüseyin'in şehirilmesinden sonra Küfe'de. Bu tövbeciler cemaatinin ortaya çıkmasını ben heyecanla bekliyordum.
ortaya çıktılar çok çukur. Yani tövbeciler ortaya çıkmışsa muhtarın gelişi yakındır. Muhtarın devrimi yakındır. Ve muhtar-ı azam ortaya çıktığında kahtane ortaya çıkmış. Kahtaniyet ortaya çıkmış demektir. Ve o zaman adaletin, ilahi adaletin gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Ve ümit var. Olabiliriz. Ne kadar sürer bu bilemeyiz. Allah'ın takdiridir. Ancak Allah bilir ne zaman olacağını. İyi günler efendim.